Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Cadılar Bayramı makyajı yapalım dedim beraber. Şu küpeleri almıştım Zara'dan. Bunları takacağım. Buna uygun bir makyaj yaparız dedim. Şu anda akşam 9 arkadaşlar. O yüzden hani normal bir cilt bakımı yapmayacağım ama cildimi bir nemlendireceğim makyaja başlamadan önce. Cream Co markasının Cloud Moisturizer isimli ürününü kullanacağım. Hassas ciltler için formüle edilmiş bir ürün bu. Şöyle görebilirsiniz, dibine kadar sıyırdığım bir ürün oldu. Şöyle bolca alıyorum. Son damlalarını kullanıyorum artık. O yüzden hani tam anlamıyla yorumlayabilirim diye düşünüyorum sizin için. Squalane bazlı bir formülü var bu arada. İçerisinde squalane bulunuyor. Squalane içerikli gel kremlerle çok iyi anlaşıyorum. Karma ciltli olarak. Eğer bu yağ içeriğiyle iyi anlaşıyorsanız, ki en riskli yağlardan bir tanesi bu arada, bir şans verebilirsiniz. Seramit içeriği var. Bariyer onarıcı krem olarak geçiyor. Seramit içerikli kremlerde böyle su bazlı ürünler bulmak çok zor. Genelde çok kuru cilde göre formüle ediliyorlar ve ağır yapıda oluyorlar. Ama bu öyle bir ürün değil. Gördüğünüz gibi gel yapısı var. Hem güzel nemlendiriyor hem de işte karma yağlı cildin kullanımına uygun yapmışlar. Aslında tüm cilt tipleri kullanabilir. Kuru ciltliyseniz birazcık daha fazla yağ isteyebilir cildiniz. Birkaç damla yağla karıştırıp da kullanabilirsiniz. İçerisinde ayrıca yulaf özü de var. Ben yulaf özünü de çok seviyorum. Sakinleştirme için çok güzel yapıyor. Bir de çebula özü var bunda. Bu da çok güzel bir antioksidan aslında. Çok fazla markada göremediğimiz bir içerik bu. Çok iyi bir antioksidan. Çebula meyvesi özü diye geçiyor hatta. Yurt dışından beğendiğim bir sürü markanın içeriğinde de var. Ona da baktım hatta, böyle saçı gibi böyle enteresan güzel butik markaların kullandığı içeriklerden bir tanesi. Sanırım globalde yeni yeni popülerleşmeye başlamış antioksidan içeriklerden bir tanesi. İçerisinde ayrıca 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit de var. Hümektan olarak da onu kullanmışlar. Ayrıca beta glukan da var. O da çok güzel bir hümektan. Cildi çok güzel suya doyuruyor. Yağlı ciltliyseniz tek başına kullanabilirsiniz. Karma ciltliyseniz altına böyle serumlarla kombinleyebilirsiniz. Çok kuru ciltliyseniz de birkaç damla yağla beraber kullanabilirsiniz. Ya da belki sabahları güneş kremi altına yeterli olur sizin için. Çok güzel bir gel krem. Herhangi bir kokusu da yok bu arada merak edenler için. Parfümsüz bir ürün. Markanın en güzel ürünlerinden bir tanesi olmuş bence. Çok severek kullanıp bitirdim. Böyle son yorumumu da yapmak isterim sizin için. Çok hızlı bir şekilde emiyor gördüğünüz gibi. Cildim üzerinde herhangi bir katman da bırakmıyor bu arada. Hani böyle yağlı bir katman falan da bırakmıyor. Yapış yapış bir hissi de yok. Ben çok sevdim gerçekten. Fondötene geçebiliriz ama öncesinde şu küpeleri bir taksak mı? Gündüz olsaydı ben tabii güneş kremimi sürerdim ama saat 9 arkadaşlar. Çizem neden güneş kremi sürmüyorsun demeyin. Wow, bayağı iddialı duruyor bu arada. Evde kutular kesilmiş, yıkanamadım. Su deposundaki su da gitmiş. Otomatik bir şekilde doldurması lazım. O da bozuldu herhalde. Saçımı suyla ıslattım sadece. Şöyle geriye doğru taradım. Şunu takmamın sebebi de şuradan bir saç çıkıp duruyor şu saç. Deli etti beni. Buradan. Şimdilik buradaki kalabalığı görmeyin diye söylüyorum. Açacağım sonra saçlarımı. Şimdi fondötenle başlayalım. Öncelikle yeni bir ürün aldım. Onu deneyeceğiz beraber. Ariane Beauty'nin fondötenini deneyeceğiz. Yeni çıkarmış olduğu. Şöyle çok güzel bir paketlemesi var. Son dönemde denediğim birkaç tane fondöten oldu. Ben onları kısaca bir yorumlamak istiyorum bundan önce. Şimdi biliyorsunuz benim en sevdiğim fondöten bu arkadaşlar. NARS'ın Light Reflecting fondöteni. Yani bir numaram bu. Özel günlerde, günlük makyajlarda, güzel gözükmek istediğim her anda ben bunu kullanıyorum diyebilirim. Fakat son zamanlarda yeni bir keşfim oldu. Ondan da bahsedeceğim. Bir önceki makyaj videosunda da bunu göstermiştim. Matte Milk'ın Dewy fondöteni, parlak bitişli fondöteni. Bu muhteşem bir şey çıktı. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Arkadaşlar eğer benim gibi böyle BB kremleri seviyorsanız, ince yapılı ürünleri seviyorsanız, gözenek belli etmesin diyorsanız, karma ve kuru ciltliyseniz bakmanız gerekiyor. İnşallah kendi renginizi bulursunuz. Fazla bir renk skalası yok çünkü maalesef ki. Ama formül muhteşem. Söylemek istiyorum. O videonun altına herkes o kadar iyi şeyler yazmış ki, hani bu fondötenle alakalı bu arada çok seveni varmış meğerse. Ben biraz geç tanıştım ama bilginiz olsun, bu da çok fazla kullanıyorum son zamanlarda. Şu fondöten beni çok şaşırttı arkadaşlar. MAC'in Studio Radiance fondöteni. Ben bunu kendim almadım, marka göndermişti. Hatta bana rengi uyumaz diye düşündüm. Çünkü Neutral Warm 10 rengini göndermişti. Ben normalde Neutral Cool kullanıyorum. Ama bu renkte bana oldu. Gayet oldu. Birkaç tane fotoğraf çekmiştim, koymuştum Instagram'a. Bunu kullandığım fotoğraflarda herkes cildinde ne var diye sordu. Hem fotoğraflarda çok iyi çıkıyor hem de gerçek hayatta çok iyi duruyor. Gerçekten bu da incecik yapılı bir ürün. Eğer bu bahsettiğim ürünler var ya, şu Matte Milk
işte Nars'ın fondöteni, Light Reflecting fondöteni falan. Bu ayarda fondötenleri seviyorsanız bunu da çok seversiniz. Bunun tek farkı bu daha parlak bitişli. Bunun içerisinde yağlar da var çünkü. O yüzden daha parlak parlak duruyor ciltte. Kuru ciltler bayılacaktır buna. Karma ve kuru cilt ürünü bu da. Yağlı cilt ürünü değil. Bunu da çok beğendim. Söylemek istiyorum ve kalıcılığı da gayet iyi bu arada. Bütün gün test ettim. Yani 9 saat gayet iyi dayanıyor. Sonrasında artık biraz parçalanmaya başlıyor T bölgesinde. Normal artık o kadar da. Böyle serum fondötenler çok moda oldu biliyorsunuz. Bu da güzel bir örnek. Ben normalde MAC fondötenlerle hiç anlaşamayan bir insanım bu arada. Gençliğimde çok kullandım. Hepsi bende çok böyle sivilce yaptı falan. Yani MAC kendini aşmış bence bu üründe. Söylemek istiyorum. Ve şu ürüne de gelelim. Bunu bir kere kullandım. O yüzden ilk izledim söyleyeceğim. Kaç kere daha kullanmam lazım tam yorumlamak için. Bu Fenty Beauty'nin Stick fondöteni çıktı. Yani bunu o kadar beğenmediğimi söylemek istiyorum. Fenty cilt ürünlerinde çok başarılı değil maalesef ki. Diğer ürünleriyle aşk yaşıyorum ama bir türlü yani cilt ürünleriyle ve kapatıcılarıyla falan anlaşamadığım bir marka. Dediğim gibi bunu bir kere denedim ve beğenmedim o kadar. Ama birkaç kere daha şans vereceğim. Belki kullandığım güneş kreminden de kaynaklı olabilir. Çok emin değilim. Bunlara alakalı bir kısa video çekmeyi düşünüyorum. Reels olarak koyarım mutlaka Instagram'a. Aryan Beauty'nin fondötenine gelelim. Bu fondöten de bu arada cilt bakım içerikleri içeriyor diye pazarlanıyor. Bir pompa. Deneyelim. Rengi biraz açık gibi ama bakalım. Süngerleri dağıtıyorum. Rengi olmuş mu diye bakın. Oldu. Yani bir tık açık sanki. Ama alt tonu falan uydu. Zaten nötr alt tonu almıştım. İyice uyguladım. Şöyle yakından göstereyim size de. Gördüğünüz gibi hiçbir parlaklık yok. Yani bu mat bitişli bir fondöten arkadaşlar. Fakat ince yapılı bir ürün. Yani hani böyle mat fondötenlerde benim genelde sevmediğim şey şu oluyor. Ya böyle gözeneklere doluyorlar çok fazla. Pudralı yapılarından dolayı. Ve şey böyle kalın duruyorlar. Kalın yapılı duruyorlar ama bunun yapısı gayet ince geldi bana. Dağıtması falan da çok kolay, böyle çok hızlı sabitlenmiyor. Dağıtmanıza olanak sağlıyor yani. Vallahi ilk izlenim olarak yani mat bir fondöten olarak beğendim. Sadece çok acıcık şöyle de gözeneklere dolma yapıyor. Bilginiz olsun. Yani çok kuru cilt ürünü gibi gelmedi bana. Karma ve yağlı ciltler daha çok sevebilir sanki. Fakat onun dışında bu ince yapısını çok beğendim. İlk izlenim olarak konuşuyorum arkadaşlar. Yine kısa video olarak güncellemesini yaparım. Birkaç kere daha kullandıktan sonra. Dudaklarımı da nemlendireyim hemen. Summer Fridays lip balm'ını kullanacağım. Kapatıcıya gelelim. Şunun da güncellemesini yapayım. Bunu da artık birkaç kullanımdan sonra hani fikrim kesinleşti. O kadar beğenmedim arkadaşlar. Yani birazcık macun gibi bir yapısı var. Ben o yapıyı pek sevmedim açıkçası. Dağıttıktan sonra falan fena durmuyor aslında. Güzel duruyor. Yani kötü bir ürün değil kesinlikle. En iyisi mi piyasadaki? Hani bu kadar yüksek bir fiyat veriyorsanız bence Natasha Denona'nın kapatıcısına bakabilirsiniz yani bu parayı vereceğinize. Bunun yapısı çok daha ince, çok daha nemli, çok daha güzel duruyor ve üstelik bu sabitlenen bir ürün. Yani üzerine çok fazla böyle pudra falan da sürmenize gerek kalmıyor. Yani şu anda elimdeki bütün kapatıcılardan vazgeçsem ve tek bir ürün alacak olsam bunu alırdım. Hani onu da söyleyeyim. Pahalı bir ürün ama hani yüksek fiyatlı bir ürün almak istiyorsanız bu ilk söyleyeceğim ürün olur. Bir de şunu denedim son zamanlarda. Powder Fabric Armani'nin kapatıcısı. Bu da çok iyi. Natasha Denona kadar nemli bitişli değil. Birazcık daha mat bitişli ama bu da çok başarılı bir ürün. Yani böyle kusur belli etmiyor kesinlikle. Böyle arkadaşlar son zamanlarda denediğim bu üç kapatıcıyı da böyle bir yorumlayayım dedim sizin için. Ben şimdi hatta Armani'yi kullanayım. Hani mat bir fondöten kullandık. Sadece bunda da baya kötü bir koku var arkadaşlar. Nars'taki Nars'ın fondöteni gibi kokuyor hatta. Enteresan yani içine şey parfüm falan koymamışlar. Zannediyorum içindeki içeriklerin kokusu yani bu. Astırmak için parfüm koymamışlar en azından. Hani bence göz çevresine kullanılacaksa hani hassas göz çevreniz varsa atıyorum parfümsüz bir kapatıcı istiyorum derseniz hani o zaman iyi bir seçenek olabilir yani. Cildim gerçekten iyi görünüyor şu anda. Yoğun ışıkların altında zaten bütün kusurlar belli oluyor arkadaşlar o yüzden. Ay canım hiç ya. Hareketim ya. Seni çok seviyorum. Oradan beni izliyor. Bir de fotoğrafını koyacağım buraya size. Yiyeceğim mi? Böyle mi yiyeceğim? Bana attığı bakışlar böyle. Pudraya geçmeden önce kontür falan da yapayım bu arada. Riva Loves Me'nin kontür stiğini kullanıyorum. Yani cildimde çok fazla bir şey olmasına gerek yok. Çok iddialı bir göz makyajı yapacağız çünkü.
Sadece boyut kazandırsın diye sürüyorum bunu şu anda. Evet. Bir önceki makyaj videosunda bunun açık rengini kullanmıştım. Şimdi bu rengi kullanalım. Bunu denemiş olayım. Çok iddialı bir rengi var gerçekten. Bunu böyle parmağınızla sürebilirsiniz. Hani bir öncekini parmakla sürmek gayet iyi oluyordu. Büyük ihtimalle bana koyu gelecek biraz ama. Neyse. Şaka mı bu pigment? Bir dakika, ifadesini almam lazım. Abi siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar pigmentlerle kim kullanabilir? Bir dakika. Panik yok. Hafifletiyoruz. Aşırı pigmentli bir allıkmış. Arkadaşlar çok az. Yani incecik nokta kadar falan almanız lazım. Rengine çok bayılmadım bunun. Hani elimde bir sürü pigmentli allık var ama dağıtabiliyorum. Yani bunu dağıtmakta ne kadar zorluk çektim gördünüz. Neyse. Şimdilik böyle kalsın. Çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Neyse. Biz pudraya geçelim. Elimdeki en uygun fiyatlı pembe pudrayı kullanıyorum arkadaşlar. Yani bundan da defalarca kez bahsettim. Benim sevdiğim bir pudra bu. Sanki böyle filtre atmışım gibi oldu ya cildime. Fondöten üzerine böyle pudra sürerseniz, yani zaten mat fondöten olduğu için bu kadar pürüzsüz duruyor. Mesela çok fazla cilt kusurunuz varsa bu tarz mat fondötenlere bakmak mantıklı olacaktır. Ben cilt makyajımı tamamen bitirmek istiyorum çünkü çok kocaman bir göz makyajı yapacağız. Pastelin allıklarından bu 302 numarası. Birazcık daha doğal bir renk istiyordum o yüzden. Şöyle yüzümü ısıtmaya çalışıyorum şu anda. Ben birazcık daha parlak görünüm sevdiğim için Revolution'un bu aydınlatıcısını kullanıyorum. Bu benim en son zamanlarda en sevdiğim, yani biraz simli bu arada, metalik yapıda aydınlatıcıları seviyorsanız bunu seversiniz. Yani çok simsim sevmiyorsanız bunu sevmezsiniz arkadaşlar. Doku belli ediyor bu arada. Burada çok böyle kırışıklığınız varsa, sivilceniz varsa o zaman bunu sevmezsiniz. Ama ben verdiği parlaklığı seviyorum, o yüzden böyle iddialı makyajlarda elim gidiyor bu ürüne de. Flowman'ın kaş kalemini kullanıyorum. Bendeki rengi 02, evet. Şöyle yukarıya tarayacağım. Normalden birazcık daha kalın yaptım dedim ya. Çok iddialı bir göz makyajı yapacağız diye. Anneş yanında kaş pomadıyla iyice yukarıya doğru tarıyorum. Bu böyle gerçekten yukarıda tutuyor. Zamp gibi yapıştırıyor. Makyajın çoğunu bitirmiş olduk. Nasıl poz veriyorum? Ben normalde şöyle poz veriyorum değil mi? O zaman şu tarafa yapalım. Eyeliner aldım. Bu benim en sevdiğim eyelinerlardan bir tanesi. Physicians Formula'nın suya dayanıklı eyeliner arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya bir tane yuvarlak çiziyorum. Bu örümcek ağının orta noktası olacak. Tamam mı? Aşırı düzgün olması gerekiyor mu? Bence hayır. Neden diyeceksiniz? Üzerine taşları yapıştıracağız çünkü. Aynaya böyle dik bakarsanız çizgi çekmek daha kolay oluyor. Temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle bir kulak pamuğu alın. Ben böyle misella suyla temizliyorum. Hata yapabilirsiniz. Siz sıkıntı değil. Dert etmeyin. Kimse ilk seferde mükemmel çizgiyi çekemez zaten bence. Dert etmeyin yani. Sonrasında etrafını konsilerle de temizleyebilirsiniz. Diyorum ya, üzerine taşlar gelecek yani. Çok böyle muazzam çizgiler de çekmeniz gerekmiyor bence. Şunu birazcık daha aşağı indireyim. Artıyı yaptıktan sonra sıra diğer çizgilerde. Şimdi en zor kısmı bu bence. Şu gözün üstünden geçip altından geçecek çünkü. Şimdi aradaki ağları yapmamız lazım. Alttan başlıyorum. Evet, ilk ağımız tamam bence. Şimdi ikinciyi yapalım.
Şöyle aralarda boşluklar kaldıysa onları kapatırsınız. Son dokunuşları yapıyorum şimdi. Şöyle gözümü kapatınca gözüküyor. Bazı kısımlar daha kalın oldu ama önemli değil. Şimdi taşları yapıştırma kısmına gelebiliriz. Böyle taşlar almıştım ben zaten. Bunlar aslında nail art için kullanılıyor. Ama ben yüz taşı olarak kullanıyorum. Şöyle normal bir kuyruklu eyeliner çekeyim. Bitireyim burayı. Tabii normalden çok daha büyük ve kalın bir eyeliner çektim. Hani çok tezat durmasın diye. Siyah bir kalem alıyorum şimdi akmayan. Bunu da böyle gözün içine geçeceğim. Tabii göz kapaklarım düşük olduğu için alttan beyaz deri gözüküyor. Onu pek sevmiyorum o yüzden. Mutlaka bir göz kalemiyle gözün içine de geçiyorum. Hatta şimdi bu tarafa da yapacağım. Kurumuşumdur. Kurumuştur herhalde. Şöyle bir aparata ihtiyacınız var. Ucuna alabiliyorsunuz bu şekilde taşları çünkü. Bunun daha böyle kalem gibi olan versiyonları var ya da bu tarz olanları var. İstediğinizi seçebilirsiniz. İkisi de işe yarıyor. Tipik yapıştırıcısı olarak da elimde sadece bu var. O yüzden bunu kullanacağım ama başka daha uygun fiyatta Essence'da falan da vardı. Kepik yapıştırıcısı çok severek kullandım. Dior'unkini kullanacağım. Essence'e de bakabilirsiniz. Bu tarz ürünler oluyor orada genelde. Hatta bunun siyah olanı da var. Yani siyah olanı şimdi daha iyi olurdu ama dediğim gibi elimde yok. Şimdi ben önce ne yapacağım? Şurada birleşme noktaları var ya. Birleşme noktalarına daha büyük taşlar takacağım. Diğerlerine daha küçük taşlar. Hatta şu en ortadaki yere kocaman bir taş takmayı düşünüyorum. Hani en büyük taşı oraya takayım. Şuraya koydum en büyük taşı. Şimdi birazcık daha orta boy taşları alıyorum. Onları da bu birleşme yerlerine koyacağım. Yani 3 boy taş kullanmış olacağız. Büyük, orta, aralara da minikleri yerleştireceğiz. Bu arada şöyle şeyler de var. Eğer böyle çok uğraşmak istemezseniz ve hızlı bir Halloween makyajı yapayım derseniz bu tarz bir şey almayı da düşünebilirsiniz. Sadece şunu söylemem lazım. Bunlarda fondöten üzerine uygulama yaparsanız iyi yapışmayabiliyor. Yani bunu çıplak cilde yapıştırmanız lazım. Sonra üzerine makyaj yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yapıştırıcıya batırıp sonra direkt buraya konduruyorum. Ay çok güzel oluyor ya. Çok güzel oluyor. Yani böyle de bırakılabilir hatta biliyor musunuz? Araya sanki küçük taşları koymanıza bile gerek yok. Hani böyle de çok güzel oldu. Ama ben yapacağım tabii hani videonun hatırına. Sadece bağlantı noktalarına taşları koyup da bırakabilirsiniz. Bence gayet güzel duruyor böyle de. Şimdi en küçük taşlara geçtim. Ay arkadaşlar çok güzel oluyor ya. Ben makyajı nasıl çıkaracağım? Yani sürdüğüm gibi çıkaracağım. Yapmam lazım. Sinirlerim bozuldu. Şu an keşke bir yere gidiyor olsaydım gerçekten ya. Gerçekten üzüldüm şu an makyajın başa gideceğine. Her bir araya ikişer tane de minik taş yapıştıracağım. Şöyle incecik bir fırça aldım. Bu tırnak yani nail art fırçaları oluyor ya. Hani incecik bir fırça bu. Herhangi bir ince fırçayla da yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yaparsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani benim gibi böyle tek tek taşları yapıştırıcı sürmeye uğraşmayın diye söylüyorum. Yapıştırıcıyı böyle koyduğunuzda fırçayla alın yapıştırıcıyı. Mesela şuraya yapıştıracağız. Değil mi? Taşı aldık bunun ucuna. Direkt buraya yapıştırıyoruz. Böyle daha kolay oluyor. Çok daha hızlı ilerliyorum bu şekilde. O yüzden bu yöntemi göstermek istedim kamerada. Fırçaya uyu alıp istediğiniz yere dokundurup sonra da taşı direkt üstüne kondurabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı gidiyor. İlk başta yaptığım hatayı yapmayın yani. Çok uzun süre yoksa yarım saatinizi alır yani şu kadarcık şeyi yapmak. Bitirip geliyorum şimdi. Arkadaşlar bitirdim. Ya çok güzel oldu gerçekten. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Bazı yerlere 4 tane taş koydum. Bazı yerlere 3 tane, bazı yerlere 1 tane. Çizginin uzunluğuna göre değişti tabii bu durum. Küpeyle bayağı uyumlu oldu gördüğünüz gibi. Ben daha bir şey yapmaya çalıştım. Güzel oldu bayağı. Çok içim esindi. Şimdi hızlıca kepiklerimi kıvırıyorum. Dikkatli bir şekilde. Ya aslında buna kirpik yakışır ama inanın enerjim yok ya. Kirpik takmaya, bir de kirpik takmaya enerjim yok. Bol bol maskara süreceğim. Abartacağım yani.
Hatta Fenty'nin maskasını da süreyim ekstradan. Çünkü bu bayağı hacim veriyor. Bayağı yoğun hacim veriyor. Alt kirpikleri de biraz geçtim. Boş durmasın diye. Evet, göz makyajımı bitirmiş olduk. Dudak makyajını da yapalım hemen. Birkaç tane alternatif göstermek istiyorum size. Yüksek fiyatlı, daha uygun fiyatlı. Buna bence böyle koyu bir dudak makyajı çok güzel olur. Ama böyle hani dümdüz, nude bir renkte kullanabilirsiniz bence. Ben şimdi birazcık daha koyu bir renk kullanmak istiyorum. Biraz daha böyle gotik bir makyaj olsun diye. NYX'in Club Hopper dudak kalemim var arkadaşlar. Böyle şu tarz bir ruj kullanabilirsiniz. Dior'un kalıcı rujlarından bir tanesi. 111 numarası. Bayağı koyu bir renk. Yani bu tarz gotik bir makyaja bence efsane duruyor. Ay, çok beğendim. Bu ruju çıkarmak istemiyorum. Ama çıkaracağım diğer alternatifleri göstermek için size. Sonra belki en son buna geri döneriz bence. Buna geri dönmeliyiz ya. Çok güzel bir renk bu. Tekrar aynı dudak kalemini aldım. Tekrar geçiyorum arkadaşlar. Golden Rose Smart Lips. Bu 20 numarası arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Bunun özelliği daha hafif de sürebiliyorsunuz. Pigmentli olsun derseniz de daha yoğun sürebiliyorsunuz. Bu da güzel oldu ya. Bunda birazcık daha kırmızılık var. Gördüğünüz gibi. Ama bu da yakıştı. Bu dudakları kurutmayan böyle stick formda nemlendirici saten bitişli bir ruj diyebiliriz buna da. Son bir şey daha göstereceğim. Sonra artık videoyu kapatalım. Yine aynı kalem. Bu Arian Beauty'nin tiramisu rengini bir deneyeceğim. Bu bayağı güzel bir renk çünkü yani bu makyaja uygun. Sadece arkadaşlar bunda şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu Arian Beauty toplu videosunda da anlatmıştım. Bu rujlar çok narin, kırılıyorlar. O yüzden bunlarla seyahat etmemeniz lazım. Ve böyle çok açmayın ucunu. Hani azıcık açın. Öylesine çünkü kırılıyorlar. Çok güzel bir formülü var bu rujun. Pudralı böyle incecik bir yapısı var. Bunda mesela çok fazla kırmızılık yok. Bu daha böyle morumsu bir kahve. Ay, çok güzel oldu. Ben bunu bırakacağım dudaklarımda. Sadece ruju birazcık düzeltmek istiyorum. Saçlarımı da açsam mı acaba? Böyle daha iyi oldu sanki. Makyajı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden bir makyaj oldu. Gerçekten silmeye kıyamayacağım yani. Şu anda o kadar üzülüyorum ki şu makyajı olduğu gibi silmem gerekiyor. Bari biraz fotoğraf çekeyim. Anısı kalsın. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu arada biliyorsunuz ben hamileliğim boyunca hani video çekmeye devam edeceğim. Ayda 4 video koymaya çalışıyorum. Hani bazı zamanlar eğer kaçırırsam haftada 2 mutlaka bir sonraki hafta telafi etmeye çalışıyorum. Edemezsem sonraki hafta ediyorum mutlaka. Sizi videosuz bırakmamak için. Çünkü bu hamilelikten sonra bir ara verme durumum olabilir. Yani bebekten başka bir şeye odaklanmayı çok istemiyorum açıkçası. İlk 2 ay en azından. O yüzden benden hani çok istediğiniz videolar varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Çünkü artık böyle karşılaştırma videoları falan çekmemiz yasaklandı. İki markayı karşılaştırmak yasal olarak çok mümkün gözükmüyor şu anda. O yüzden böyle karşılaştırma videoları çekemiyorum maalesef ki. Zaten eski videolarım da şikayet edilip duruyor bu arada. Sürekli itiraz ediyorum falan. Yani başım derde geçsin de istemiyorum açıkçası. Benden çok istediğiniz videoları sizden rica etsem. Videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Ben de kendimi ona göre planlarım. Önümde bir 2-3 ay daha var çünkü. Hani bol bol video çekip koymaya çalışıyorum sizin için. Kısa videoları da izlemeyi unutmayın. Vardığını YouTube'a koyamıyorum ama Instagram'da beni takip ederseniz kısa videoları da kaçırmamış olursunuz. Her gün düzenli paylaşmaya çalışıyorum çünkü. O zaman burada vedalaşıyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.